Evet. Osmanlı toplumunun garip bir yapısı vardır. Bu toplumun kurumları, toplumun ideal değerleri, o kurumlar içinde yaşanan ideal değerleri hep birincil işlevlerine göre değerlendirilmiştir. Yani mesela hamamlar üzerine de ben çalıştım, kahvehaneler üzerine de çalıştım. Baktığınız zaman işte kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Değil, orası bir sosyalleşme mekanı. Evet. Çok önemli bir sosyalleşme mekanı. Hamamlar, işte çok temizliğe düşkünüz, İslam emrediyor falan, amenna. Tamam. Ama ikincil işlem, kadınların buluşma yeridir. Şimdi bir kapalı toplumda bu tür fonksiyonlar doğar. Siz evet. bunların birincil işlevlerine bakıp yorumlarsanız evet bir yorumdur o. Ama asıl ikincil işlevlerdir. Yani bahanelerin, bastırılmış duyguların o mekanları kullanma biçimidir. Hı hı. Şimdi köpek nedir bu durumda? Köpek bir merhamet objesidir. Nesnesidir, bir arzu nesnesi. Evet. Bir merhametin. Yani şunu diyeyim, ağzı var, dili yok bir yaratık. Allah yaratmış, onu öyle yaratmış. Evet. Ama o size ne derdini anlatabiliyor, ne şey. Şimdi burada halk itikadında, halk ya da folk dininde öyle diyelim, inancında bu tür varlıklara bizim kitabi İslami şeyde rastlamadığımız bir takım manevi ve üstün şeyler empoze ediyor, yüklenir. Hı hı. İnsanlar için de geçerlidir. Mahallenin meczupları vardır. Evet. Şimdi o meczup abuk subuk bir laf eder. Tamam mı? Ama o çok ilahi bir mesaj olarak algılanır. Yani onlar itelenmez, kakalanmaz. Yarı evliya gibidir, meczup. Yani bilirsiniz eski İstanbul şimdi pek kalmadı. Evet. Yani halk bunu o seviyeye getirmiştir. Mutlaka bunun söylediği şey önemli bir şey, ilahi bir şey. Biz anlamıyoruz ama ilahi bir şey söylüyor. Şimdi köpeklere bakış da halkımızın budur. O bir merhamet nesnesidir. Biz köpeğin üzerinden içimizdeki merhameti keşfederiz. Evet. Yani bir zengine karşı o duyguyu duymazsınız. O başka bir minnet duygusudur. O yamanarak yaşamanın getirdiği bir minnettir. Ona yamanmışsınızdır. Artık onun hayatını yaşamaktasınızdır. Anlatabiliyor muyum? Sizin hayatınız yoktur. Ama bu öyle değil. Burada insanın içindeki mevcut o merhamet duygusu ön plana çıkar ve siz bir cennet vaadini, anlatabiliyor muyum? Bir cennet vaadini garanti etmek için o merhamet duygusunu o hayvan üzerinden geliştirirsiniz. Yani bir öte dünya yatırımıdır o hayvan. Bu aynen şeylere benzer. Mesela pek çok çeşme var. Pek çok işte mezarlıklarımızda bu özellikle sokağa bakan cephe çok önemlidir. Böyle mezar taşları görürsünüz. Bütün o mezar taşları sizden bir dua ister. Evet. Öte dünya için. Hı hı. Çeşmeler sizden bir dua ister. İşte banisi der ki, işte benim şey hayratımdır bu. İşte siz geçerken bir su içersiniz, bir dua okursunuz. Yani duayı, merhameti toplayan, mıknatıs gibi kendine çeken objelerdir bunlar. Hayvan da bu tür bir şeydir. Yani anlatabiliyor muyum? Bir merhamet içimizdeki insani duyguyu. Evet. Üstüne yüklediğimiz bir varlık. Şimdi biz tabii böyle bu hayvanlar üzerine vakıflar kuranlar, işte onlara bir gelir tahsis edenler var. Vasiyetname yazan varmış. Var var tabii. Şeyde, yani çok çok ilginç. Sergide vardı. Bir seyyah yazmış işte. Tabii. Adam vasiyetinin bir kısmını köpeğine yani köpeğine bırakıyor. Köpeğin bakımı işte, için hayvanlara, falan. Kuşlara bırakıyor. Evet. Neyse yani böyle hayvanların hayatlarını da ekonomik olarak en azından böyle şeyde idame ettirebilmeleri için kurulmuş bir sigorta sistemimiz de var bizim. Tamam. Tanzimata kadar güzel biz geliyoruz yani hayvanlarımız. Hı.
aramızda yaşıyoruz. Fakat hayat tabii arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. Yani bakıyoruz ki hayatımızda bir eksiklik başlıyor. Yani bir şeyleri yapamıyoruz. Hep geriliyoruz. İşte ne yapalım? Şunu yapalım, bunu yapalım. Çeşitli fikirler olmuyor falan. Neyse sonunda bir tanzimat diye bir şey buluyoruz. Ve onu uygulamaya başlıyoruz. İstiyoruz ki şehirlerimiz de batılı şehirler gibi olsun. Şimdi oraya öğrenci gönderiyoruz, işte başlamış, elçiler gidiyor, geliyor işte bize, ya Paris şöyle, Berlin böyle falan. Ya baktık hiç köpek yok sokaklarında, Allah Allah falan. Yani bizde böyle sürü sepet, tamam mı? Şimdi oryantalist bakış da bu, bizi bir şeye kıstırmaya çalışıyor. Siz diyor, yani bizim gibi mi olmak istiyorsunuz? Evet, yani üst tabaka diyor, alt tabakanın umurunda değil. O eski usul yaşamaya devam ediyor köpeklerle falan iç içe. Evet diyoruz yani niye biz Paris olmayalım ki, ne güzel geniş sokaklar var, caddeler var, binalar böyle şey falan. Gayet güzel mi? Ha diyor, o zaman diyor bakın diyor bu köpekleri kaldıracaksınız. Evet. Bizde var mı diyor, hani gördünüz mü? Yok vallahi diyoruz yani sizde. Hiç görmedik. Biz hatta yadırgadık falan, niye yok falan. İşte bunun için diyor, yok biz yani modern toplumun size şehir hayatının şeyini koyuyor önünüze getirip. Kitabını. Tabii bu biraz karikatürleştiriyorum ama yani bizim aldığımız mesaj o. Hayvansız bir kent. Ama biz hayvanlı kenttik. Mutluyduk. Anlatabiliyor muyum? Bir zararları yoktu. Steril bir şehir. Yok pek steril değil. Yok şehir sana söylüyorum. Avrupa kenti için söylüyorum. Ha, steril, evet. Arındırılmış. Yani onların da tabii kendi bir sürü at yapı şeyleri falan tam oturmamış şey, daha sanayileşmekte olan şehirler ama neticede bu köpek meselesini, hayvan meselesini halletmişler. Yani hatta ben Katrin'e de sordum, o birlikte danışmanlığını yaptı. Ya dedim siz hala bu şey sisteme devam ediyor musunuz dedim, bir köpek öldürmeye. Evet dedi. Nasıl oluyormuş dedim. 3 gün dedi. Hani bir köpek yavrusu diyelim bir yerde buldular. Ya da bir köpek. Çiftlikler varmış bunların. Oraya veriyorlarmış. 3 gün içinde sahibi çıkmaz ya da biri gelip sahiplenmezse hayvanı öldürüyorlar. Allah Allah. Yani, hala devam ediyor. İtlaf ediyorlar yani. Efendim? İtlaf ediyorlar yani. Tabii. Devam ediyorlar. 3 gün. Sürede i̇şte çok İngiltere'de bir hafta falan. Yani böyle süreleri var bunların. Tabii %90'ı itlaf ediyor.